beğendiğim şeylerinden bir tanesi de tabii ki diğer Ukrayna şehirlerine göre de eski binalara sahip olması. Özellikle eski binaların hala kullanılıyor olması bende gerçekten çok büyük heyecan uyandırıyor. Onları tekrardan keşfetmek ve tekrardan bir keşfe çıkıyor olduğumu hissetmek çok güzel duygular uyandırdı. Bu sabah hostelde uyandım ve güne Lviv'in kalan yerlerini size gezdirmekle geçireceğim. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Şöyle alıyormuş rapor. Utku be. Ünlü olacağız inşallah. Hadi bakalım. Yardımcı olun. Şöyle bir de buraya gösteriyormuş gibi yapalım. Tamam. Ahmet abi kareyi yakalamıştır diye inanıyorum. Peki. Şurası yeşil. Bayağı korkmuş bir giriş orası. Bayağı. Abi şey orası tadilatta olan yer değil mi? Tadilat olan yerin altından bir kapısı var. Şu taraf hostel zaten. Oradan, soldan gösteriyorum. Orada mı? Şurası. Daha kahvaltı etmedim. Pizza tarzı bir şey alacağım ya. Ya hediyelik ne alalım buradan ya? Vallahi hediyelik. Ya da kahve alacağım. Çikolatalar almak istiyorum. O zaman handmade çikolataya gidelim Dim'den sonra. Olur. Oradan da çikolata falan alırız. İstersen artistan önce yemek yedim sonra. Olur, 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 olur. Şimdi şekeri sokmayalım vücuda. Abi çok güzel kafeler var ya. Hani şu gerçekten İstanbul'da yok, anladın mı? Hani ya var da. Sağa dönemiyoruz. Dönülmüyor buradan, çok güzel engellemiş. Buranın insanları da buranın kıymetini bilmiyor bence. Binaların tarihini anlat desen gençlere çoğu bilmiyor bence. Sordum birkaçına çünkü. Turistler aynı, mesela ben de kendi ülkemde turistlerden daha az şey biliyorum. Evet, çünkü araştırıp geliyorlar. Aynen öyle. Ben yani geldin sen, ben çok şaşırdım. O an şeyden hani tanımış olmana şaşırdım. Ben nasıl tanırdım bilmiyorum yani. Demek ki... Ukrayna'ya gitmeden önce videolar seyrediyordum. Oradan denk geldim sana. Önce öyle seyrettim. Sonra baktım bir kısım falan deyince böyle yani bakıyordum. Ece'yi tanıyorsun, Burak'ı tanıyorsun falan, tamam ya dedim işte bizim ekipten. Şey yapalım gelmişken buraya. Bak burası şey mesela dün dediğim yer. İsmini unuttum şu an ama işte şey kaburga. Kaburga yaptım. Bayağı sıra oluyor yani, deliler bir sıra oluyor. O zaman buranın yani. Buranın nusreti bura yani. Baba öyle onlara göre. Anladım. Ama bu sıra o sıra o zaman değil mi? Sıra o sıra. Oo. Kaç para dedin o kabuğa? Geçen geldiğimde geçen yıl 90 günümdeydi. Bu yıl 129 günlüğe çıkmış. Bir tane alsa ikili yeriz. Zaten öyle dün biz iki porsiyon aldık. Biraz bayağı fazla geldi açıkçası. Olabilir yani. Şey varmış burada, kaburgayı çeviriyorlar abi böyle ateşin çevresinde. Evet, iki tane abimle de tanıştık, evet. Burada. Kendileri bana yol gösterdiği için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sevgili abicim. Başarılarını benim devamını benim ne kadar takip ettiğinizi hayran biliyorum, biliyorum, biliyorum. Takipimiz devam edecek. Her sabah kalktığımızda ilk yaptığımız iş YouTube'u açıp senin videolarını izlemek oluyor. O kadar bizi hayata bağlıyor. Daha mutlu güne başlıyoruz. Teşekkür ederim. Bilgi teşekkür. Her zaman insana... Oş öğretilerine farklı göre. Farklı bir ufuk açar. Bizim buraya gelmemizin nedeni de YouTube'da senin bir videonu izlemiş olmak. Görüyorsunuz, görüyor. Teşekkür ederim. Ya şimdi biliyorum izlemedin her sabah kalkıp beni şimdi yani.
Ama yine de eyvallah, teşekkür ederim. Niyet, niyet önemli. Yola çıkarak biz buraya evet geldik. O güzeldi. O güzeldi. Tamam peki. Onu alacağım abi. Senle seyahat ederim biliyor musun? Harbi söylüyorum. Çünkü uyumlusun yani. Hani her katında farklı konsept, farklı şeyler var. Burada Galikyalılara falan ait herhalde ya. Şu sayı ne acaba? Buraya gelen misafirlerin sayısı mı? Bura Efsaneler Evi diye geçiyor. Mutlaka bence gelin, ben çok şu an bayıldım. Abi etrafa bak. Çok güzel yani. Şu arabanın içinden fotoğraf alabiliyoruz değil mi? Tabii. Murat 131. 5-5. Harry Potter'daki araba. Harry Potter'daki. Hakikaten ha değil mi? Mantalitesi olabilir. O. Mantalitesi o. Bayağı keyifli. Bin istersen. İneyim mi? Bin tabii. Okay. Düşmez değil mi bak oğlum? Vallahi düşerse o senin şanssızın olur be. Hakikaten yani düşünsene düşer. Ölüyoruz. Dur tabii, direksiyonu falan çeviriyor. Oğlum bu niye sallanıyor peki? Özelliyor. Öyle mi? Ha siktir şaka. Yapma lan manyak mısın? Bilmiyorum artık. Ya bir dakika. Bence burayı şey yapmazlar yani, öyle bir şey olsaydı diye düşünüyorum. Okay, enough. For me it's enough. Alıyor, alıyor kendini. Alıyor değil mi? Alıyor, alıyor. 4 yaşından aldı o zaman. Videodaysa hali hali zaten alırım. Aa, çözdün olayı. Çoktan. Her yol. Şeytan mı taşıyorsunuz abi? Malum sisli daha içmiş.